Selçuk Geçer'den flash dolar uyarısı patlayacak. Dolar, Türk lirası kurunun 16 TL'yi geçmesinin ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den flash bir dolar uyarısı geldi. Döviz kuru ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer Dolar, Türk lirası kurunun 16 lirayı geçmesinin ardından uyarıda bulundu. Anlayın ki büyük patlayacak. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan geçer, dünyada dolar endeksi düşerken Türkiye'de dolar yükseliyorsa, anlayın ki büyük patlayacak ifadelerini kullandı. İşte Selçuk Geçer'in o mesajı, dünyada dolar endeksi düşerken Türkiye'de yükseliyorsa, anlayın ki büyük patlayacak diyen Selçuk Geçer, ekonomist Selçuk Geçer'den şok iddia. Merkez Bankası 25 milyar dolar altın sattı. Hükümetin ekonomi piyasalarına yaptığı müdahaleleri ve piyasalara ilişkin verdiği kararları eleştiren ekonomist Selçuk Geçer, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İşte Geçer'in iddialarına ilişkin haberin ayrıntıları. Ekonomi piyasalarına ilişkin yaptığı yorumlar ve analizler ile dikkat çeken isimlerden birisi olan ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nda bulunan altın rezervine ilişkin şok bir açıklamada bulundu duyumları doğrultusunda Merkez Bankası'nın Londra'da altın satışı yaptığını iddia eden ekonomist geçer, konuya ilişkin tedirgin eden ifadeler kullandı. Umarım yalandır. Hükümetin ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine ilişkin aldığı kararlara ve attığı adımlara karşın eleştirilen bir dil kullanmak ile ünlenmiş olan uzman isimlerden ekonomist Selçuk Geçer, geçtiğimiz haftalarda herkesi tedirgin eden gizemli bir açıklamaya imza atmıştı ekonomist Selçuk Geçer'in Merkez Bankası'nın bir operasyon içinde olduğunu iddia etmesinin üzerinden çok zaman geçmeden, Geçer'den konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamasını resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapan ekonomist Selçuk Geçer, şu ifadeleri kullandı, Merkez Bankası Londra'da 25 milyar dolar altın sattı diyorlar. Umarım yalandır. Çok kötü sonuçlar doğuracak gram altın 200 liraya mı düşecek? İslam Memiş, piyasalar çöker, dedi kaos uyarısı yaptı. İsabetli tahminleri ile bilinen piyasa uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir TV kanalında dolar ve altına ilişkin kritik uyarılara bulundu. Memiş, ben olsam döviz almam, diyerek yabancı para birimi alanları uyardı. Memiş, gram altına ilişkinse baskılanmaya dikkat çekti. Arama motorlarında gram altının tekrardan 200 lira seviyelerine düşüşü araştırılırken piyasa uzmanı İslam Memiş ise altının sarkması halinde piyasaların çökeceğini söyledi. Özellikle dolar ve altında yaşanan baskılanmaya dikkat çeken Memiş, döviz alanlar içinse kötü haberi verdi. İşte Memiş'in o açıklamaları. Ben olsam döviz almam. Birkaç aydır döviz tarafına kayanlar yine arttı önümüzdeki aylarda yine kur tarafında atak olma ihtimalini yüksek görüyorum. Fed'in faiz artırımı sürecek, dolar tarafından bir değer artışı söz konusu olabilir. Her şeyin maliyeti dolar kaynaklı olduğu için herkesi ilgilendiriyor. Dövizi yatırım aracı olarak kullanmalı mı? Bu kişilerin eğitim, gelirine göre çeşitlilik gösteriyor. Ben olsam TLM olsa döviz biriktirmem. Benim tam tersim düşünen vatandaşların ise döviz biriktiriyorsa dövizi çeşitlendirmesi gerekiyor. Doların endeksi 88'den 104 seviyesine kadar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon bir tık geriledi ama doların artışı sürdü. Dolar karşısında ise bazı para birimleri aşırı değer kaybetti. Sterlin ve Euro paritede kaybettiler. Bunlar da dolar gibi döviz 1.37'den 1.23'e gerilemiş bir sterlin ve 1.12'den 1.05'e gerilemiş bir euro karşımızda. Değeri artmış bir şeyi mi satın alırsınız, yoksa değeri azalmış bir şeyi mi? İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar. Fiyasalar kaosa sürükleniyor. Bir de altın ve gümüşün de bilerek ve isteyerek baskılanması var küresel finans sistemi aslında çöktü. Vatandaşlar bunu çok net göremiyor. Ülkeler öyle bir savaş içindeki herkes kendi parasının değerli olmasını istiyor. Bir mücadele var, tüm merkez bankaların ortak bir şekilde, kontrollü bir şekilde mücadelesi var. Patlayan bir enflasyona karşı mücadelemizi sürdürüyoruz, faizi artırma sürecindeyiz. Fiyasaları kaosa sürüklememek için altın ve gümüş gibi emtiaları baskılamamız gerekiyor diyorlar. Enflasyon demek altın demektir, gümüş demektir. Bu fiyatları ne kadar baskılarsanız enflasyonla mücadeleniz o kadar kolay olur. Altın 1800 ün altına sarkarsa felaket KPI'da. Baskılanmanın diğer bir önemli nedeni altının ons değeri 1800 ile 2000 dolar bant aralığı içinde tutuluyor. Neden? 2000 dolar seviyesinin üstüne çıkmasına merkez bankaları müsaade ederse insanlar enflasyonu daha çok hisseder ve finansal piyasalar çöker. İkincisi ise 1800 doların altına sarkarsa bütün yatırımcılar altına hücum edecek ve dolayısıyla kendi paralarına yatırım yapmayacaklar. Bu da merkez bankaların işine gelmiyor. Gram altında dip seviye göründü. Peki gram altın 700 TL'yi görecek mi? Selçuk Geçer'den, yok artık, dedirten seviye geldi. Fiyasa değerlendirmesi ile dikkatleri üzerine çeken analist Selçuk Geçer, gram altın ve doların önümüzde ulaşacağı seviyeleri verdi. Yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer'den, bu defa gram altına ilişkin zirve seviye çıktı. Aram motorlarında en çok gram altına ilişkin, gram altın 700 liraya düşer mi? Gram altın eski seviyesine döner mi? Gibi sorular aratılırken, Selçuk Geçer'den dikkat çeken seviye geldi. Altın ve dolarda yaşanan yükseliş trendinin kalıcı olup olmayacağı merak konusu olurken piyasa analisti Selçuk Geçer, gram altın için dip ifadesini kullandı ons altın ve doların etkisiyle gram altında zirvelerin yaşanacağını belirten Geçer, altın birikimi yapanları da uyardı. İşte Selçuk Geçer'den dikkat çeken tahminler. Gram altın için uç seviye geldi. Piyasalarda her an her şeyin olabileceğini söyleyen Selçuk Geçer'i altının 1800 seviyelerini göreceğini ifade etti. Enflasyondan korunmak için altının koruma kalkanı olduğunu belirten Geçer şunları kaydetti her an bu durum dönebilir. Dolar endeksinde yükseliş her şeyi ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönem Amerika'da bir resesyon olması yüksek bir ihtimal. Bu da dünyada krizin dibi demek. Tam piyasalarda dibin dibini gördük dediğimiz anda altın fiyatları tekrar yükselişe geçiyor. Bunlar normal çünkü kritik dönemlerde altın fiyatlarının yükseldiğini görürüz ben 1300-1400 civarlarında bir altın seviyesi beklemiyorum. 1700-1800 aralığı maksimum görülür. Bunun daha aşağısı yok. Altın hala enflasyona karşı bir koruma yöntemi. Altın bu sene rekor kırarsa hiç şaşırmam. Gram altın ise rekor kırar. Çünkü altında daha dolar etkisini görmedik dolar etkisi ile ons etkisinin birleştiği nokta gram altın zirve yapacağı yer diye konuştu. Krizin dibi geliyor. Abdeki resesyonun krizi derinleştireceğini ifade eden geçer, krizin dibi altın fiyatları yükseliyor. Maksimum gram altında beklentim bir 700, 1, 800 Türk lirası dedi. Doların yükselişi devam edecek daha önce dolar tahminleri çıkan Geçer, doların yükselişine devam edeceğini belirtti. Geçer, bir hafta önce de söylemiştim dolar çok hızlı şekilde 15-80'e gelecek rahat olun demiştim. Oraya geldik. 15-75'i gördük. Yarın 95 aralığına yerleşir, bir ihtimal orada soluklanır ondan sonra da yukarıya hareket devam. Burada çok kritik bir mevzu var. Doları özellikle tutmuyorlar, bankalara faiz ödetmemek için. Bankalar o kadar sıkıntılı ki bankalara faiz ödettireceğimize vatandaşın sırtına, bu işi yükleyelim, hazine üzerinden bankaların ödeyeceği faizi ödeyelim. Bankalarda istedikleri kredileri toplasınlar, %14 ile alsınlar, %26 ile versinler. Aradaki farkı da bize ödetsinler, diye konuştu.